bugün sizinle yaprak sarması yapacağız. Harcımızı karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Sarmanın parlak olan tarafı dışa gelecek şekilde yapacağız. Evet, son sarmamızla sardıktan sonra üzerine yarım su bardağı suyla ocağa koyacağız. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yaprak sarması yapacağız. Eşimin evde yaptığı çok güzel bir tarifi var ve evde hep beraber ailece çok severek yediğimiz bu tarifi sizinle bugün paylaşmak istiyorum. Gelin malzemelerimizi birlikte sayalım. 300 gram orta yağlı kıyma, 1,5 su bardağı pirinç, 2 orta boy soğan, yarım demet maydanoz, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık su. Arkadaşlar, yaprak sarmamıza başlarken öncelikle soğanı kullanıyoruz. Soğanı içine döküyorum karıştırma kabımın ve pirinci döküyorum. Pirinç önceden yıkanmış olsun. O şekilde dökelim. Ve orta yağlı kıymamızı döküyorum. Üzerine iki çeşit salçamı, hem biber hem domates salçamı koyuyorum. Ve maydanozumu döküyorum arkadaşlar. Daha sonra içine karabiberimi, tuzumu, pul biberimi, sıvı yağımı gezdiriyorum. Ve üzerine ılık suyumu döküyorum ki pirinçlerim biraz daha kabarabilsin ve hep beraber karıştırmaya başlıyorum. Burada iyice karıştırın, lezzetler iyice birbirine girsin. Bu muhteşem, şahane lezzet çıksın ortaya. Harcımızı karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Yapraklarımız sarma işlemine geçmeden önce salamura yapraklarımız var arkadaşlar. Bunları öncelikle ılık suda biraz beklettim, İçinin tuzları gitsin diye. Ve gördüğünüz gibi çok yumuşak yapraklar tercih ettik. Bu şekilde sapını koparıyorum ve sarma işlemine başlıyorum. Sararken sarmanın parlak olan tarafı dışa gelecek şekilde yapacağız. Buradan böyle bir çimdik alıyorum malzememi ve yanlarından sarmaya başlıyorum. İçeriye. Dikkat edin, burada sıkıca sarın. Çok sıkı olsun sarmalarınız. Pişerken patlama yapmasın. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi buraya koyuyorum. Bunu tencereme koyacağım arkadaşlar. Daha sonra. Evet arkadaşlar, bu şekilde sarmalarımız oldu. Şimdi bunları tencereme diziyorum ve bunları tamamen hepsini yapıp dolduracağım tencereme. Dolmalarımız pişti ve gördüğünüz gibi muhteşem görünüyorlar. Hele kokusunu duysanız kokusu daha da güzel. Şimdi tadım testine geçeceğiz. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Tadım testimize başlayalım arkadaşlar. Öyle güzel bir lezzeti var ki arkadaşlar, sulu sulu, böyle ekşimsi, yaprağın tadıyla kıymanın tadı birbirine karışmış. İçindeki baharatlar çok tamamlayıcı, müthiş bir lezzet olmuş. Yapıp deneyecek arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.